Azerbaycan'a karşı silahlı saldırı ve provokasyonlardan bir türlü vazgeçmeyen Ermenistan'dan yeni bir tehdit geldi. Ermenistan'da Amerika'dan silah alımı ile ilgili görüşler dile getirilirken, Amerika'daki Ermeni lobisi de Ermenistan'a silah yardımı için faaliyetlere başladı. Ermeni siyasi yorumcu Kabanyan, Ermenistan'ın Amerika'dan HIMARS sistemi alarak Azerbaycan'ın tüm şehirlerini vuracaklarını açıkladı. Ermenistan'ın Rus silahlarına ihtiyacı olmadığını belirten uzman, çünkü kendisini Ukrayna'da en kötü yönden gösterdi. Batı silahlarına, HIMARS füze sistemlerine ihtiyacımız var. Bunun gerçekleşmesi için süreç şimdiden başlatıldı. Bu füzelerle Bakü dahil Azerbaycan'ın bütün şehirlerine saldıracağız. Azerbaycan topraklarının her parçası şu anda Ermenistan için meşru bir hedeftir dedi. Ermeni medyası ise Kongre baskısı altındaki Amerikalı politikacıların Ermenistan'ı korumak için Amerikan silahlarını satma olasılığını düşündüğünü belirtti. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Ermenistan'ın 1991'de bağımsızlığının yeniden canlanmasından bu yana ilk kez Kongre'nin sürekli iki taraflı baskısı altındaki Amerikalı politikacılar Ermenistan'ı Azerbaycan'ın devam eden saldırganlığı ve etnik temizliğinden korumak için Amerikan silahlarını satmayı düşünüyorlar denildi. Diğer yandan Ermenistan ordusunun silahlı saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu tarafından yapılan karşı taarruz ile Ermeni ordusuna ağır darbe vurulurken Ermeniler yakında Zengezuru kaybedecekleri gerçeğine kendilerini hazırlamaya başladılar. Ermeni siyaset bilimci Artur Haçıyan, Batı'nın kendilerini Türkiye ve Azerbaycan'a karşı korumayacağını, yakında Zengezuru da kaybedeceklerini söyledi. Ermeni yetkililerin Amerika'daki görüşmelerin sonuç vermediğini belirten Ermeni uzman, Batı'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün dokunulmazlığını garanti etmeye hazır olmadığını kaydetti. Uzman, "Batı'dan bu soruya bir cevap duymadım. Silah edinmemizi sağlayacak askeri yardım veya mali yardım hakkında hiçbir şey söylenmiyor." dedi. Deneyimsiz ve saf Ermenistan iktidarının güzel sözlere inanıp büyük hatalar yapabileceğinden ve her zaman olduğu gibi bunun bedelini sınırdaki 20 yaşındaki gençlerin ödeyeceğinden endişe duyduklarını belirten Ermeni uzman, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş başladı. Karayipler krizinde bile olmayan nükleer silah kullanımı tehdidi açıkça konuşuluyor. Dünya ikiye bölünmüş durumda. Batı ile Rusya Federasyonu arasında ölümcül bir savaş var. Bu nedenle şu soru ortaya çıkıyor. Ermeni yetkililer Batı'ya yaptıkları gezilerle Rusya'ya ne gibi sinyaller veriyor? Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün memnuniyetsizliği anlaşılabilir ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Rusya Federasyonu ile düşmanlığa hazır mıyız? Moskova bunun için yarım adım geri çekilip Türklerin Zengezuru ele geçirmesine izin vererek bizi çok kolaylıkla cezalandırabilir. Orada ve bu yüzden güvenilmezlikte suçlanıyoruz dedi. Böyle bir durumda Rusya'nın kan düşmanı ile karşılaşmak mümkün olmadığını ifade eden uzman, Ermeni toplumunun bir kısmı yarın bizi NATO'ya kabul etmeye hazır oldukları fikrine sahipler. Batı, Türkiye'deki müttefikinden bizi desteklemeye ve korumaya hazırsa yanıldığımı kabul etmeye hazırım. Ancak bu olmayacak, Türkiye'ye yaptırım bile uygulamadılar dedi. Etnik temizliği kınayan ve insan haklarından bahseden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Bakü'ye giderek Azerbaycan'ın AB için önemli bir ortak olduğunu açıkça söylediğini hatırlatan uzman, "Batı bizi güzel sözlerle aldatmaya, Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi bozmaya ve sonra Ruslar bizi cezalandırmaya hazır. Ermeni yetkililer Batı ile oynadıkları oyunun aynısını oynayabileceklerini düşünüyorlar." Ancak batıda gaz, petrol ve ordu şeklinde gerçek bir güce sahip olan ülkeler bu şekilde davranabilir. Onlara sunacağımız bir şey yok diye konuştu. Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı Başkanı Elçin Güliyev, Devlet Hudut Teşkilatı'nda 2005 yılından itibaren işgal altındaki toprakların düşmandan kurtarılması için hazırlıkların başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkomutanlığı altında uygulanan önemli fikir ve yaklaşımların, düşmana karşı büyük bir zafer elde edilmesinde Azerbaycan sınır muhafızlarının üst düzey katılımının temelini oluşturduğunu ifade eden Güliyev, devlet sınır teşkilatı, savaş emrini aldıktan sonra, tüm güçlerini ve araçlarını derhal tam olarak seferber etti. Başlangıçta, Azerbaycan sınır muhafızlarının Kelbecer yönünden askeri operasyonlara başlaması gerekiyordu. Savaş başladıktan sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hizmet Muharebe Konferansında büyük liderlik becerileri sergiledi, saldırımızın yönünü değiştirdi ve sınır boyunca ve Araz Nehri boyunca ilerleme emri verdi dedi. İnsansız hava araçlarının profesyonel kullanımı sonucunda Ermenistan'ın önemli muharebe teçhizatının ustalıkla etkisiz hale getirildiğini aktaran Güliyev, Zengilan ilinde Bartas Tepesi'nin düşmandan kurtarılması sırasında kendilerine saldıran düşmanın SU-25 askeri uçağı askerlerimizin ateşi sonucu imha edildi. İnsansız hava araçlarının havada ve muharebe sahasındaki hakimiyeti nedeniyle düşmanın yıllarca dayandığı askeri güç artık hurda metale dönüşmüştür. Bu muharebe harekatları sırasında, Harop ve Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının ortak muharebe uygulamasında benzersiz bir askeri deneyim oluşturulmuştur dedi. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Levin Ter Petrosyan, Karabağ sorununun çözüldüğünü söyledi. Ermenistan'ın Karabağ sorununda bir oyuncu olmadığını belirten Petrosyan, Karabağ sorununun çözümü savaştan önce Rusya'nın elindeydi. Şimdi, Rusya'nın kendisinin birçok sorunu var ve bu anahtar bir yerde kaybolabilir dedi. Ermenistan'ı zor ve acı verici kararların beklediğini vurgulayan Petrosyan, hem Azerbaycan hem de Türkiye ile anlaşmaları imzalamamız gerekecek. Bu herkes için tatsız bir durum, ancak başka alternatifin olmayacağı an gelecek dedi. Diğer yandan Ermenistan, Kazakistan'da yapılması gereken kolektif güvenlik antlaşması örgütünün tatbikatlarına katılmayı reddetti. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle tatbikatlara katılmayacaklarını açıkladı. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör suçlularının iadesine ilişkin, 5 ve 6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet ülkemize gelecek dedi. İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bozda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz ifadesini kullandı. Bozda, "Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek izleme komitesi çerçevesinde. Dışişleri Bakanlığından bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum." Bizim iade isteğimiz PKK, FETÖ başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir diye konuştu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara zırhlı birlik çıkarmasına yönelik bir soru üzerine NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil dedi. Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ned Price, Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalar kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz sorusuna, Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, Transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz diye cevap verdi.